Kolombo orada karşılıyorlar ve halkın ilgisinden uzak Kolombo'dan bilgileri yürüyerek buraya gelene kadar alıyorlar. Burada Kolombo kutsuyorlar ve Kolombo'ya büyük teşekkürlerini iletiyorlar. Burası tarihin gördüğü en önemli yerlerden biri. Çünkü dünya tarihi şekillenmeye başlıyor. Dünya Amerika bunu. Yani çok uzun süre değil. 50 yıl sonra Amerika bir koloni olacak. Sonra da Amerika'nın bizim dünya tarihindeki yerini az çok biliyorsunuz. Dünya tarihi değişiyor. Bu kapı çok önemli. Bakın kilisenin hiçbir yerinde şey bulamazsınız katedralde. Polis filan. Bu kapı çok önemli çünkü katedral hazinesi de bu. Her katedralin kendi hazinesi vardır. Tarih içinde elde ettiği, saklanabildiği kadar. Tabii canım, bağrımın tamamını bilmeyiz. Aynı zamanda şu kapıda, yani şu bölümde, şu bölümde tarih içinde. Ne? Her sene 200 yıl. Haçlı seferlerinde Anadolu'ya geliyorlar. Hem Arap mimarisini hem de Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu mimarisinde ve Vakfı Sütunlu destekli binaları görüyorlar. Bakıyorlar ki mesela örnek veriyorum Pisa Kulesi. Eğmiyor değil mi? O mucize. Ama sebebi aynı yıllarda yapılması. 10. yüzyıldaki sebeplerden. Temel kazmadıkları için. Kubbeyi oturtamıyor. Anadolu'da destek sütunlarını görüyorlar. Bakın 13. yüzyılda katedralin kubbesi oturtmayı beceriyorlar. Bunların hepsi çam hayalindedikleri destek. Bunları Anadolu'da ve Arap mimarisinde görüyorlar. Hataların ne olduğunu anlıyorlar. Bir, hatta birçok Haçlı Seferi askeri o topraklarda durup özellikle asil bu işlerle bilgisi olanlar savaşmayı bırakıp sen ne işler? Öğreniyorlar. Aa sen ne bileyim ama çok kazıyorsun dedi. Adam da diyor ki çıkılır o zaman mı? Fazla kaçmak lazım. Zamanında. Ayasofya'yı da depremlenmişti. Evet. Şimdi bak Ayasofya bunu söylüyor. Bakın bunu dün de söyledim. Ayasofya dünyanın en ünlü binalarından. 5. yüzyılda yapılan olağanüstü bir bina. Ama üzerine 5. yüzyıldan sonra oturttuğunu söylüyor. Özellikle yani 5. yüzyılda oluyor mu? 32. yüzyılda bir Ayasofya yok mu? Korezyum villaklar önce 2. yüzyılda bir daha yok. Milattan yani 6, 7, 8, 9, 10 bir şey yok. 11 çarpat 12'den başlıyor. Çadılır neymiş diyorlar. Aslında şöyle başarı bulmuyor. Olağanüstü bir haber. Çünkü Hint okyanusu adaları, Hint adalarını bulmak demek Hindistan demek. Hindistan demek İpek yoluyla baharat yolunu denizden Osmanlı'nın Türkleri, Arapların elinden aldı demek. Kolonizm, sömürgecilik tamamıyla denizlerde keşiflerden sonra başladı. Emperyalizm, güç, odakları denizlerde. Ben size bir tek bir şey soracağım. Tek bir şey. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne Arjantin'den 10 bin kişi sokağa çıksa, Türkiye'de ne kadar adam varsa hepsi kötü desin. Biz de bir Arjantin'e nota göndersin. Ya yapmayın. Sonra Arjantin dese ki, 1 milyon kişi sen, popolarını göstersin, küfür etsinler. Ben size soruyorum, savaş açsak Arjantin'e, neyle gideceğiz? Türk hava durdu. Neyle gideceğiz? Ama burası gotik mahalle, her yer yok burada. Şöyle bakın, şöyle söyleyeyim, açık olsaydı, ama buraya yetişmemiz, ben sabahtan biliyordum, bu zordu o, geç kalmakla alakası yok. Burası çünkü erken kapanıyor. Şu banklarda oturup, kolonları seyretmek, bu tapınağı seyretmek acayip bir şey. Roma kolonları. Tabii yani. Roma kolonları ama aynı zamanda yani tapınak. Evet. Bir tapınağı yani bu kadar binanın içinde görmek çok ilginç. Yani bazen görüyorum ben mutfağın penceresi açık mesela kadın balık yapıyor. Ya. Abi dünyada var mı bir şey tapınağın karşısında balık yapıyor. Güzel mi? Çarpılır o zamanlar. Yapacak bir şey yok. Thank you.
Ben saklamadım. Bak buraya. Müzisyenler de ödün olduğu yer. Adamlar da toplanıyor gidiyor bunlar. Baba biz... Biz askerde nasıl öğrendik, nasıl bulunur, iz nasıl sürülür? Oradan biliyor değil mi Yakup? Avcı kolu diyorsun. Ara beni.